Yani değişmiyor. Aslı'nın annesinden mesaj var. Aslı'nın annesi Birsen Hanım bir şeyler söylemiş. Dinleyelim. Aslı'm, güzel kızım. Sen neden hala oradasın? Ben karışmak istemedikçe, her şeyi sana bıraktıkça durum ne kadar çirkinleşiyor farkında mısın? Ya günlerdir izliyorum, şoktayım yavrum ya. Sen ne hale geldin, nasıl bir kişiliğe büründün? Ya ben izledikçe benim kızım bu değil, bu olamaz diyorum. Sen yaşadıklarını görmüyor musun? Algılayamıyor musun? Sen bu değilsin annem ya. O kavgalar, o hakaretler hiç yakışıyor mu sana? Tamam anlıyorum. Sevgini ifade etmek adına oradasın. Dürüstçe ben değişmem, beni böyle kabul edin diyorsun. Onlarla inatlaşıyorsun. Ama o insanlar senin sevgini göremiyorlar. Olmadığın bir kişiliğe bürünüyorsun, kendini ifade edeceğim diyor onlara. Tamam diyelim ki değiştin, onların istediği gibi oldun. Fakat o insanlar yine size huzur vermeyecekler, yine sizi mutlu etmeyecekler. Sonra ben Kayahan'a hiçbir şekilde güvenmiyorum. Kayahan seni 4 ay önce bıraktı gitti. Sonra dedi ki ha, Aslı beni seviyor, demek ki orada da mutlu değildi. Çıktı geldi ama hala sana sahip çıkamıyor. Sana olan sevgisini ispat edemiyor. Sen sevgini ispat etmek için oradasın. Yine canı sıkılıyor, kalkıyor, gidiyor. Ne kadar güvenebiliyorsun sen? Yarın öbür gün yine çekip gidecek. Ben hiçbir şekilde Kayahan'a güvenmiyorum. Ailesine güvenmiyorum. Kayahan'a güvenmiyorum. Sen onların istediği gibi de olsan onlar sana hiçbir şekilde huzur vermez. Ne onlar bize uyar ne biz onlara. Bazı şeyleri gör yani. Kayahan seni seviyorum demekle olmuyor yani bu işler. Seviyorsan Aslı'yı tanıyorsun. Aslı'nın özünde nasıl bir insan olduğunu sen çok iyi biliyorsun. Yani ailene uyup onu orada değiştireceğim diye çabalıyorsun. Ama şunu diyemiyorsun. Ben Aslı'yı bu şekilde seviyorum. Biz birbirimize değer veriyoruz. Biz birbirimizi her şekilde seviyoruz deyip karşılarına çıkamıyorsun. Kafan esince, kafan bozulunca çıkıyorsun, gidiyorsun. Bu işler öyle seviyorum demekle olmuyor. Ben bu ilişkiyi, ben bu birlikteliği asla onaylamıyorum yavrum. Nokta. Ben bu ilişkiyi, ben bu birlikteliği asla onaylamıyorum yavrum. Nokta. Vallahi bir buyurun siz de buraya gelin lütfen, rica ediyorum. Konuşmakla olmuyor bu işler. Mutlu musun şimdi? Buyurun buraya gelin ya. Telefonla konuşmakla olmuyor bu işler. Mutlu musun? Beni daha önce de bırakıp gittiğin için dünkü gidişinde annem böyle düşündürmüş olabilir. Gayet normal. Her şey ortada. Her beni şey savunamıyorsun ortada. Çünkü. Teyzen, her şey ortada. Ne her şey ortada? Teyzen bak siz buraya kendiniz, gelmiş. Kendiniz savunun. Kendiniz anlatın bana ben kendinizi. Ben zaten 2 aydır burada kendimi savunmaya tamam, çalıştıkça savunun. Kendi çizimden biz sizi çıkıyorum. Tanımıyoruz ya. Kendiniz anlatın. Bakın Kayahan'ın ablası. Biz sizi tanıyalım. O benim, savunamıyor, siz savunun kendinizi. Tamam, Kayahan'ın nasıl ablası. Nasıl savunacaksanızsa savunun. Buyurun. Çiğdem Hanım burada beni aylardır zorluyor ve ben kendi çizgimden çıkmış durumdayım. Yani sanki böyle manav gibi, yok sosis dudaklı, yok makarna süzgeci kirpiklerin. Aslanım size bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. İnsan çizgisinden çıkmaz. İşte karşımda saygısız ne kadar bir insan varken ne yazık ki çıkıyor. Bizim ne kadar üzüntülü olduğumuzu biliyorsun. Annenin ne kadar üzüntülü olduğunu biliyorsun. İş yerimi kapatıp gelmişim buraya. Çiğdem Hanım siz bana bu üslupla konuşuyorsunuz. Ben de size bu üslupla cevap çıkmıyorum. Veriyorum. Bitmiştir. Ama Kayahan'ın ablası Gamze bana nasıl yaklaştığını görmüyor musunuz? Benim burada kalkıp yani ağza alınmayacak şeyler. Şurada çalışıyorsun. Yok şuram böyle, buran şöyle. Devamlı beni rencide etmeye bana çalışıyor kendisi. Bana konuda seni savundum zaten. E tamam ben de. Savundum. Bak annem defalarca de diyor. Dedim kullanma cümleyi. Sen öyle bir insan değilsin. Ben o ses tonunda konuşan biri dahi değilim. Çok da sevmem. Kendimi o şekilde ifade edebildiğimi düşünmüyorum ama annem ne kadar üzülmüş. Sen öyle biri değilsin. Nasıl kendine bunları yakıştırıyorsun? O aile seni bu hale getirdi diyor. Biz getirdik seni. Haklı olarak siz demiyorum ama ablası ve kuzeni Tuğba evet beni bu hale getirdi. Sonuçta biziz. Bizim siz çok aile. Güzel bir üslupla benimle konuşuyorsunuz ve ben size karşı kendimi ifade edebiliyorum ama ablası buna izin vermedi. Bizi bu raddeye Kayahan'ın ablası getirdi. Kapıyı siz değil. Ama ben diyorum ki yaşadıkça gördüm. Neyi dışarıya geçmiş? Çıkamıyorum senden. Ya başımı hep gezmek istemiyorum. Değiş. Değiş abi. Değiş. Sen şu anda değiş. Da başını önünden değiş. Kaldırıp benim suratıma değiş. Bakmıyorsun evet, zaten. Doğrudur. Evet doğrudur. Neden doğrudur, bakmıyorsun? Doğrudur. 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 Benim suratıma bakamayan adam beni zaten yanında gezdiremez Kaya. Bakmayacağım. Neden bakmayacaksın? Bir süre bakmak istemiyorum suratına. Neden? Evet. Neden?
Telefonu açmamışsın, yüzüne kalmışsın. Sen bir kere döner ya. İnatlaştırıyor. Dönmeme sebebin ne? Ne yapıyordun acaba? Aklıma başka şeyler geliyor. Kurutu neden dönmüyor? Yapıyorsun. Yapacağım, yaparım. Burnun sürtsün yaparım. Diye açmadım. Ya burnum sürtükse sana nefret duyuyorum, anladın mı? Bak suratıma, bana bakmam. Nefret duyduğunu söyle. Ben bakmam. Duyamazsın, sen bana aşıksın. Tabii. Ne nefretinden bahsediyorsun? Tabii. Efendim Safiye. Bu üçlü arkadaşlar dört kişi oldular. Ama Kayahan bu dördüncü kişi, eski sevgili olan muhabbeti kendine layık görmüyor zaten. Aslı'yı kendine layık gördü ve Aslı'nın peşinde. Aslı da kararından vazgeçmiyor. Ben değişmem. Beni böyle kabul ettin diyor. Ben de bu şekilde bu kadar kararlı ve ayaklar üstte duran bir kadını hak etmediğini düşünüyorum Kayahan'ın. Kayahan mı Aslı'yı hak etmiyor? Kayahan Aslı'yı hak etmiyor. Çünkü Kayahan kararlı bir şekilde geldi Aslı buraya. Değişmem dedi. Beni böyle kabul ettin, böyle sevdin. Bundan sonra da böyle olacak diyor. Yani bu şekilde de Kayahan Aslı'yı hak etmiyor. Ama yarın öbür gün Kayahan seni böyle kabul ettim, aşkım affet diye söylerse hiç şaşırmayız. Ama ablacığım bak zaman geçtikçe her şey değişiyor. Öyle mi Safiye? Evet. Yarın bir gün Kayahan fikir değiştirip tamam böyle kabul ediyorum diyebilir mi diyorsun? Kesinlikle diyebilir çünkü Aslı'yı seviyor. Yani İnecek. İki gündür ne yaptığını merak ediyor Aslı'nın. Bana İnecek. Bugün Kayahan çok farklı geldi. Kayahan karar aşamasında ve kararını Aslı'dan yana kullanacak. Aslı biraz daha böyle devam ederse, geçtiğimiz günlerde Kayahan ne dedi? Sen hayır. De. Sen de. Sen de beni sen de kaybedeceksin dedi. Bak Aslı da biliyor. Sen de beni kaybedeceksin. Yani aslında Kayahan karakter olarak inatlaşmayı kaldıramıyor. Yani daha uyum istiyor. Mesela biraz önce ne anlattı? Dedi ki kavga tartışıyoruz. O anda müzik dinlemek istiyorum. Yani bunları duymak istemiyorum. Sus diyor. Susmuyorsun. Susmadığın zaman ben gidiyorum diyor. Yani zıt karakterlersiniz aslında Aslı. Evet zıt karakterler ve teyzesinde... Sen demek ki takıntılı o anda onu konuşmak takıntılıyım. İstiyorsun. Takıntılıyım. Vık vıklıyorsun. O da aslında yapması gerekeni yapıyor. Keşke her erkek öyle olsa. Tartışma ortamından uzaklaşmak çok güzeldir. Döndüğünüzde sakinleşir. Geride bıraktığınızda daha düşünmüş olur. Bence çok doğrusunu yapıyor. Onun evet hiçbir şey yaşanmamış gibi sabah uyanıp günaydın aşkım huyu da var. Gece hiç tartışmamış gibi. Ha, onu... Ama ben sorunu çözmeden ilerlemek istemiyorum. Çünkü birikeceğini farkındayım. Konuşmadığımız her şeyin. Ve onunla konuşmaya çalışıyorum aslında. Ama zıt karakterler ve teyzesinin ifade ettiği gibi farklı kültürler, farklı yetiştirilme tarzı buna engel olabiliyor. Bizim ilişkimiz zaten çok zor. Ben bu zorlukların üstesinden gelmek istediğim için buradayım. Biz evet çok farklı yetiştirildik. Sana dediğim gibi hala diyorum aynı dili konuşmuyoruz. Bu İngilizce değil. Sen çok özgür aynı ve rahat yetiştirilmişsin. Kendi öyle yetiştirilmedim. 17 hayır. Yaşından beridir ki sorar mısın? Benim dünyamla farklı. Ben çok baskıcı yetiştirildim. O yüzden zaten bu kadar patlak verdi. İşte, aynen. O yüzden böyle oldu. Evet, 17 yaşına kadar askeri disiplinle yetiştirildiğimi sana zaten açıkladım. Beni önce boş anlamaya çalış. Anlamıyorum. Ben çok baskıcı bir ailede büyüdüğüm için zaten kimseyi kendime karıştırmıyorum. Sen de karışamazsın. Reşit olduktan sonra ben kendi özgürlüğümü, kendi... Bak tamam, ben palyaçoluk dahi yaptım. Ben benim konuşmama izin ver. Senin konu... ne işin var? Bu ilişkinin o zaman bitsin. Kayahan. Konu bu değil ki. Konuyu oraya çekiyorsun. Bu ilişki bitsin o zaman. Sen bana karışarak mı sadece hayatımda olabilirsin? Ben diyorum ki sana birbirimizi destekleyelim. Ben bu olgunluk seviyesine çok çaba göstererek geldim. Aslı. Çok olgun da değilsin. Kayahan'ın yüzüne, vücut diline dikkat ediyor musun? Çok üzgün bugün. Evet gözleri dolu. Bana bakmıyor. Aslında bana baksa biraz yumuşayacağım. Üzgünsün ve kırmışsın. Evet, inatlaştığı için. Fazla inat yapma. İstemeyerek kırdım. Neden sevdiğim yani bir insan yani o bağıran, çağıran Kayahan yok bakın. Kırgın ve üzgün. Telefonla dönmemen, başka numaradan aramış bak çocuk seni. Demiş ki, çünkü nasılsın engelledim. Yüreğim? Çat diye kapatmışsın. Bu konuda seni yüceltmesin. Yüceltmek değil. Iğdır'a gittiğin için sinirlendim, suratına kapattım.
Dedim ki demek ki başkasıyla beraber gidiyor, bir de başka numaradan beni arıyor. Ben de kafamda kuruyorum. Ya sen de pazar kuruyorsun. Pazar günü gittim, ben seni cuma gününden arıyorum. Bir kere cevap vermedin. Çünkü burada bana neyin söylediklerini sinirlemedim. Bak neyin savunması, neyin savunmasını değil. Yapıyorsun sen? Sen beni burada rencide ettiğin sen için ne, ben dedim ki bak ben ya. Sana dürüst bir şekilde sen söylüyorum. Sen değiş diye sana böyle yapıyorum. Bir dinler misin? Kirpiğin takma, lensin var diye. Kendine çeki düzen vermen için bunları söylüyorum dinler sana misin? Anladın mı? Dinler misin beni? Bana bunları söylediğin için kalbim kırıldı ve üzerine beni engelledin. Ben de dedim ki 3 gün onunla konuşmayayım, pazartesi pişmanlığını göreyim, stüdyoda benden özür dilesin. Bunu düşünerek ben bunları yaptım ama görüyorum ben ki o çok ben o karakterdeki üzülmüş. Bir erkek değilim. Gururluyum ben, sana çiçek alıp gelmem buraya. Yaptığın şey zaten sınırı aştı, aşmış zaten. Üzdüğün bunu mu yapman gerekiyordu? Üzdüğün kadar üzdün. Tamam, bunu mu yapman gerekiyordu? Anladın mı? Bu paylaşımı mı yapman o düşünceden gerekiyordu? Düşünceden çıkacaksın. Bunu yaparak olduğum bir adam ki ben, sen öyle düşündün bana. Ki ben kapıdan geleceğim, çiçekli mi çiçekli çikolata. Hayır, evet, o dünyayı sen unut. Demet, bu trip değil. Bu ne biliyor musun? Büyük kırgınlık. Kırgın ve üzgün. Nerede o kaya, bağıran, çağıran? Bir cümle var ya Sedam, kızgınlık ne kadar gürültülü ama kırgınlık ne kadar sessiz diye. Ha. Çok kırmışsın Aslı, ne yaptın? Ne güzelliği bozdun Aslı ya. Bu kadar da inatçı olma bebeğim ya. Aslında Seda Hanım. Seven bir erkek var karşında. Bir adım, minik adım. Tabii ki ayaklarının üstünde duran bir kızsın. Tamam bir duruşun var ama karşında seni çok seven bir erkek var ya. Değer mi yani bu kadar? Ben asla ihanet yapmam, yanlış da yapmam. Ben dürüst bir adamım ya, ben sevdim mi severim ya. İnsan sevdiği erkek için değişir ya. Değişir. Sedan, bütün ailesine karşı senin elini tuttu. Bak Aslı. Vallahi billahi ailemi bile silecek derecedeyim, silerim aşkım için. Ama değmez. Silecek misin yani bizi? Aşkım için silerim. Kayan silecek misin? Aşkım için silerim teyzem. Ama değmezmiş. Ama kabul ettiririm dedi o. Dedi ki ben anneme babama kabul ettiririm ama dedi. Değmezmiş ya. Geçtiğimiz hafta Kayahan ablasının yanında ablasının gözüne baka baka dedi ki sen böyle yapma abla, ben anneme babama kabul ettiririm dedi. Bunların hepsi elimizde var. O hızlı çocuklar gelir, hayatınızı mahveder kendini gider. Kendini kimseyle ama kıyaslama. Ya, senin bu ben? Davranışın bana... Sen neredesin? Ben, neden? Ben çok güzel de konuşuyorum var ya. Çok iyi de konuşuyorum şu anda. Neden tebessüm içerisinde olduğumu açıklamak istiyorum. Çok güzel konuşuyorum. Senin bu çok davranışların güzel, bana... Eski sevgilin diyordu ya beni evden çıkarmıyordu, çok kıskanıyordu diye. Şu an beni de ne kadar kıskandığını gördüğüm için çok mutluyum. Yayının başından beri çok mutluyum. Çünkü onların o bütün laflarını yalancı çıkardım bana karşı olan bu tutumunla. Demek ki beni de çok kıskanıyormuş. Ayrıca Kayahan seni öyle eve kapatmak mapatmak öyle bir çocuk değil o ya. Evet. Modern bir adam yani. Misyen adam bir de. Cahil miyim ben ya? Alo Tuğba. İyi yayınlar Seda Hanım. Teşekkür ederiz hayatım. Aslı'nın annesinin söylediği yerden göğe kadar haklı. Bak Kayahan'ı da istemiyormuş. Biz zaten başından beri Aslı'yı istemiyoruz. Güle güle Aslı'ya istemiyoruz. Hala bu prenses gibi orada böyle tane tane konuşmaya çalışıyor ama istemiyoruz. Kayahan da... Kandı geldi oraya bir tane saygı. Kızın üstüne yürüdü. Şimdi Gamze'yi... Kandıran birinin üstüne yürüdü. Gamze Hanım'ı savunmayın da şimdi. Çünkü onun bence savunulacak bir tarafı yok. Yok savunmuyorum. Yaptığını söylüyorum. Savunmuyorum. Kayahan beni istemiyor olsaydı gitmiş olduğu memleketinden geri dönmezdi. Onun geri dönmesinin mutluluğu da var bende ama sen bağlandın yine benim sinirlerimi hoplattın. Biz sinirini senin hoplatmaya gerek yok. Tuğba. Bak efendim Seda Hanım. Şu anda işler bayağı kötü gidiyor. Aslında ben kim ne derse desin onları çok yakıştırıyordum. Ama istenmeyen şeyler yaşanmış hafta sonu. Keşke böyle olmasaydı. Biraz Aslı'nın bu hareketleri sizin ekmeğinize yağ sürmüyor değil. Evet. Sizin hoşunuza gidiyor. Maalesef. Neyin atmış bu?